Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manav ben. Bugün sizinle çok merakla beklenen bir telefonu Samsung Galaxy M51'in detaylı olarak incelemesi yapacağız. Telefonu bize ulaştıran Vodafone Gönen Bayi Tanem İletişim Ahmet Emre kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi açıkçası Ağustos ayında tanıtılan bir telefondu Samsung Galaxy M51. Tabii ülkemiz pazarına hızlı bir şekilde giriş yaptı. Biz biraz geç kaldık incelemek için, kusura bakmayın ama telefonu detaylı olarak bugün incelemesini sizlerle paylaşacağım. Şöyle söylemek lazım, biliyorsunuz Samsung Galaxy M serisi aslında Hindistan pazarına özel bir seriydi ama yani çok başarılı olmasıyla beraber Samsung dedi ki bunu Çin pazarı için yaptı, Galaxy C gibi değil de bunu biz global pazara verelim ve global pazarda da insanlar bu telefonu satın alsınlar dedi ve bence doğru da bir karar yaptı. Samsung Galaxy M serisi burada J serisinin belki yerini aldı dersek en azından ülkemiz pazarında yanlış bir şey söylememiş oluruz diye düşünüyorum. Galaxy J serisi çok başarılıydı ama Galaxy M serisi de yine aynı şekilde başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Samsung Galaxy M serisinin satışını açıkçası online kanallardan da online kanal üzerinden yapan bir üretici. Bu noktada Samsung Galaxy M51'in işte fazla reklamı yapılmadığı için ya da çok fazla maliyetleri olmadığı için fiyatın uygun bir şekilde karşımıza çıktığını görüyoruz. Bu telefon şu an fiyatına baktığımız zaman bugün itibariyle çok fiyat vermeyi sevmiyorum incelemeler. Çünkü bunu 3 ay sonra birisi izlediğinde aynı fiyata sahip olmayabiliyor telefon ama bugün itibariyle 3600 TL seviyelerinde satılan bir telefon. Yani bu fiyat segmenti çok dolu yani. Hakikaten çok dolu. Bu tam telefonun karşısında işte Huawei P Smart 2021 var. Bununla beraber işte Oppo Reno 4 Lite var. Poco X3 NFC var. Realme 7 Pro var. Yani o kadar karışık ki pazar bu fiyat segmentinde hakikaten hepimizin kafasının ciddi anlamda karıştığını görüyoruz ama Galaxy M51'in burada rakiplerinden farkı açıkçası şu 7000 mAh pil gücüne sahip bir telefon. Bu noktada şunu söyleyeyim ya, bu telefon normal, bakın ben normal bir kullanıcıyım. Yani çok oyun oynayan bir insan değilim. YouTube'da video izleyen bir insan değilim. Yani aslında normal değilim yani. Çünkü bu telefon alanlar biraz gençler ve bunları çok fazla yapıyorlar. Bizlerin gün içinde çok yoğun bir şekilde çalıştığımızdan dolayı bunları çok fazla gerçekleştiremiyoruz ama yani benim gibi bir adam bu telefonu 2-3 gün çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Yani normalde bir akıllı telefondan hakikaten beklemeyeceğimiz bir performans bu. Ama normal, yani eğer işte gençler, oyun oynayan bir insansanız falan filan, yani çok rahat bir şekilde bir gün devireceksinizdir. İkinci güne de çok rahat bir şekilde şarjının yettiğini göreceksiniz. Gerçekten de pil tarafında oldukça başarılı bir telefon. Yaptığımız pil performans testinde %75 gibi bir skora imza attı ki yani şunu söyleyeyim, bugüne kadar hiçbir telefondan almadığımız bir oran bu. %75'i hiç görmemiş bugüne kadar. Şöyle de söylemek lazım arkadaşlar. Şimdi bu telefona baktığımızda tabii ki bu pil gücünün getirisilerinden bir tanesi ne olacaktır? Telefonun kalın olacağını düşünebilirsiniz. Telefon kalın mı? Ya bakarsanız eğer 9.5 metre kalınlığa sahip, yani kalın gibi görünen bir telefon ama ya elde tuttuğunuz zaman falan da o kalınlığı kesinlikle hissetmiyorsunuz. Ben bunu çok net söyleyeyim. Yani telefon kalın mı? Evet biraz kalın ama bunu hissetmediğinizi rahat bir şekilde söyleyebilirim. Telefon 213 gram ağırlığında, o civarlarda bir ağırlığı var. Yani bu yine miliamper değerindeki bir pile göre bana sorarsanız oldukça başarılı bir ağırlık performansı olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Telefonun biraz teknik özelliklerinden bahsedelim. Çok sevmiyorum bunları ama yine de inceleme içinde bunlar olsun diye biraz teknik özelliklerden bahsedelim. 6.7 inç boyutunda 2400x1080 piksel çözünürlüğünde arkadaşlar bir ekranımız var ve telefonun yapısı 20:9 formatında. Bundan dolayı da elde tutma hissiyatı oldukça güzel. 393 ppi yoğunluğu var ve Gorilla Glass 3 Plus'la korunan da bir ekran var burada. Açıkçası ben Gorilla Glass 3 Plus'ın, hatta 3'ün 3 Plus'ın böyle çizimlere karşı daha fazla mukavemet sağladığını net bir şekilde görebiliyorum. Telefonda arkadaşlar Snapdragon 730G yonga seti var. 8 nanometre üretim sürecine sahip bir yonga seti. Daha önce zaten defalarca test ettiğimiz bir yonga seti ve hakikaten de performansıyla özellikle oyun tarafındaki, şu anda da PUBG oyunu size getiriyorum, nasıl oynadığını en azından görebileceksiniz. Hakikaten performanslı bir şekilde oynadığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yonga seti, Snapdragon 730G yonga seti, 2 tane 2.2 GHz'ine çalışan Creo 470 Gold çekirdeklerinden ve 1.8 GHz'ında çalışan da Creo 470 Silver çekirdeklerinden oluşan bir yapıya sahip. Adreno 618 GPU var. Dediğim gibi gayet performanslı bir GPU ile de karşı karşıyayız. Kullandığımız telefonun 128 GB hafıza ve 8 GB sistem belleği var. Bu noktada kullanıcıları ciddi anlamda rahatlatacak bir yonga seti, özür dilerim, hafıza ve RAM olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Telefonda tabii ki önemli şeylerden bir tanesi 7000 mAh pil gücü var. Tabii ki bu da oyun, en azından oyun videolarını getiriyorsak oyunla ilgili bir şey olduğu için bunu da oyunda söylemek lazım. 7000 mAh pille beraber 25 Watt'ta hızlı şarj desteği var.
Telefonda 64 megapiksel bir arka kamera var, ana kamera var. Bunun arkadaşlar f1.8 diyafram değerine sahip olduğunu söyleyelim. 12 megapiksel geniş açı sensörümüz var ve bunun da f2.2 diyafram değerine sahip olduğunu söyleyelim. 5 megapiksel derinlik sensörümüz, 5 megapikselle makro sensörümüz var ve bu makro moduyla beraber kullanabildiğiniz bir sensör. Bunları da f2.4 diyafram değerinde olduğunu söyleyelim. Ön kamera 32 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip bir ön kamera var. Nasıl fotoğraf çektiğini zaten videonun sonunda sizlere göstereceğim. Ben açıkçası fotoğraflarından da oldukça haz aldım. Çok net bir şekilde söyleyebilirim bu noktada. Samsung zaten kamera tarafında hep en iyi performansların bir tanesini sunuyor. Burada da bu performansı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Samsung Galaxy M51'in arkadaşlar kamera performansının ben oldukça başarılı olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Gerçekten de HDR ayarı, o beyaz dengesi falan filan bence başarılı. Gerçekten hem gündüz hem gece çekimlerinde telefonda iyi bir performans aldığımızı gördük. Bunları zaten sizlerle paylaşacağım. SAR değerleri var. Burada şu anda internette bunları buldum. Bunları da paylaşayım. 0.61 watt bölü kilogram baş ve 1.45 watt bölü kilogram body, yani vücut SAR değeri var. Normal mi diyorsanız 1.45 belki biraz yüksek ama yani sınırın artık altında olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Oradaki sınır çünkü 2 arkadaşlar. Bu noktada da kafanıza soru işareti kalmasın. SAR değeri tarafında da bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Telefonla Android 10 güncellemesi var. Bence Android 10 var öyle söyleyelim ve One UI 2.1 var. Bu telefonun 2.5 güncellemesi geleceği söylendi. Şimdi 3.0 ile ilgili bazı şeyler çıktı ortaya. Hangi güncelleme alacağını göreceğiz ama bu telefonun bana sorarsanız en büyük eksiklerinden bir tanesi güvenlik güncellemesi. En son güvenlik güncellemesinin arkadaşlar Ağustos ayında olduğunu gördük. Yani bugün Ağustos ayından Aralık ayındayız şu anda. Aralık ayına kadar hala güvenlik güncellemesi almadığını görüyoruz. Samsung normalde güncellemede böyle çatır çatır veren bir firma. Bu telefona da en yakın zamanda bu güncellemi verecektir diye umut ediyoruz. Telefonu da söylemem lazım. Belki bunu kamera tarafında söylemem lazım. Kamerasını anlatırken söylemem lazım ama hem önde hem arkada arkadaşlar 4K kayıt özelliği var. Bu fiyat segmentinde pek görmediğimiz özelliklerden bir tanesi. Samsung'u bundan dolayı da hakikaten tebrik etmek lazım. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ne yapalım, telefonun biraz tasarımına yakından bakalım. Telefon tasarımına bakacaksak arkadaşlar arka taraftan başlamak güzel diye düşünüyorum. Arka tarafta ya böyle dikdörtgen şeklinde arkadaşlar bir yuvarlatılmış kenarları kamera yapısı var ve bu kameranın L şeklinde olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi güzel görünüyor çünkü neden? Açıkçası bu kamera yapısına baktığımız zaman kesinlikle bir çıkıntı yapmadığını görüyoruz. Gerçi 9.5 metre kalınlığına sahip bir telefonda kamera çıkıntısı da olsaydı yani yok artık falan derdik ama bu dediğim gibi bütünleşik bir yapıya sahip ve dediğim gibi telefonu bu şekilde koyduğunuz zaman da dediğim gibi sallanmamasına sebebiyet veriyor. Bu noktada oldukça güzel. Şimdi şöyle söyleyelim. Bu da kamera yapısıyla beraber arkadaşlar arka tarafta bir plastik malzeme var. Ya bu plastik malzemeyi çok beğendim mi diyorsanız açıkçası çok beğenmedim. Şöyle söylemek lazım. Ya son dönemde aslında üreticilerin bu arka tarafta bu fiyat segmentinde tabii ki plastik kullandığını görüyoruz ama ya polikarbon bir malzemeyle biraz daha açıkçası kaliteli göründüğünü net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada da dediğim gibi bu plastiği çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama telefon yan taraflarının da metal olduğunu, alüminyum olduğunu belirtelim. Şimdi bu telefonda açıkçası madem şeyden bahsettik arkadaşlar, tasarımdan bahsettik, şu telefonun kamera özelliklerinden bahsedelim. Şimdi 64 megapiksel olan kameramız şu arkadaşlar. Hemen onun altında 12 megapiksel geniş açı sensörümüz var. Burada 5 megapiksel makro sensörümüz var ve burada da 5 megapiksel bokeh sensörümüzün üst tarafta konuşlandığını görüyoruz. Dediğim gibi ana kameramızın ortada olduğunu bilin. Bu telefon tasarımsal anlamda benim yani en tuhafıma gelen şeylerden bir tanesi Samsung'un bu telefona parmak sokuma sensörünü buraya koyması. Yani bunu neden buraya koymuş? AMOLED olan bir telefonda, AMOLED ekranı olan bir telefonda, hatta şunu açalım, ekran parlaklığında kendiniz net bir şekilde görün. Yani AMOLED olan bir telefonda parmak izi okuma sensörünü yan tarafa koymanın ne esprisi var? Ben açıkçası çok fazla anlamış değilim. Parmak izi okuma sensörü belki buraya konulabilir. Çünkü bu fiyat segmentine baktığımız zaman yine AMOLED olan ekranlarda parmak izi okuma sensörünün ekranın içinde olduğunu görüyoruz. Bu telefonda bence tasarımsal anlamda eleştirilecek şeylerden bir tanesi bu. Infinity O tabii ki başka markalar dot display demeye başladılar buna. Samsung buna Infinity O diyor. Infinity O bir kamera burada var. Bu da güzel görünüyor. Yan taraflardaki çerçeveler yani kendi fiyat segmentine göre çok fazla dersek yanlış bir şey söylemiş oluruz. Alt taraftaki çene yapısının da çok kötü olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Ama şu Infinity O ekranın biraz etrafındaki arkadaşlar bu halinin yani biraz daha fazla siyahlık olduğunu görüyoruz. Bunun da artık herhalde Galaxy M serisine uygun olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki fiyat olaraklı bir telefon çok da fazla bu noktada bunu eleştirmek doğru değil. Ama şunu söyleyebiliriz mesela bu telefonun karşısındaki tüm rakiplerinden kutu içinden bir ekran koruyucu jelatin çıkıyor.
Bunda maalesef bu yok mesela. Buna Samsung'un kutu içerisinden ekran koruyucu jelatini buna koyması gerektiğini inanıyorum. Bununla beraber mesela yine rakibi olan telefonlarda mutlaka kutu içinden bir kılıf çıkıyor. Bu telefondan kılıf da çıkmıyor. Bunları mutlaka Samsung'un bu telefona açıkçası bu kutunun içine koyması lazım. Çünkü rakipleri bunu bize sunuyor. Telefon dediğim gibi ekran tarafında oldukça güzel bir telefon. Bu noktada gelirken bir herhangi problem yok. AMOLED ekran sevenler oldukça sevecekler kullanarak bunu. Yukarıda tabii ki gürültü engelleyici mikrofonumuz var. Sol tarafta baktığımız zaman da sim kart yuvamızı burada görüyoruz arkadaşlar. Alt tarafta 3.5 metre kulaklık girişimizi görüyoruz. Tip C ve burada da hoparlörümüz var. Şimdi bu telefonda eğer böyle oynuyorsanız, mesela bu da bir tasarımsal anlamda da bana sorarsanız yanlışlardan bir tanesi. Şimdi bu telefonda oyunu bu şekilde oynadığınızda buraya kulaklık taktığınızda hakikaten bu yani tam böyle elinize denk gelecek. Oyun tarafında sıkıntı yaratacak. Yani oynarken şöyle oynayabileceksiniz ama biraz ağırlık merkezinin bu tarafa doğru düştüğünü görüyoruz. Yani sağ elini kullananlar için biraz dediğim gibi bu noktada problem yaşama imkanına sahipsiniz. Bana sorarsanız kulaklığın buraya konması tasarımsal anlamda daha doğru olurdu. Ama tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizin. Telefon tasarımla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi gelin biraz telefonun arayüzüne yakından bakalım. Tabii ki arayüzden bahsediyorsak biraz parmak izi okuma sensörü ve yüz tanımadan bahsetmek lazım. Şimdi şöyle söyleyelim. Burada şu anda yüz tanımadayız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve burada şunu söyleyelim. Şu anda maske var bende ve maskeyle bunu deneyeceğim. Şimdi daha hızlı tanımanın da açık olduğunu belirtelim. Buradan bunu gösterdim o yüzden. Şimdi bunu ne yapalım? Hep beraber kameramızı açalım. Şu an tanımıyor arkadaşlar. Yani yüzümde maske varken bunu tanımıyor. Hemen şu an maskeyi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi şu an sorunsuz bir şekilde tanıdı. Maskeyi takıyorum. Maskeyle şu an beni tanımıyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim, eğer bu telefon alıyorsanız maskeli bir şekilde yüzünüzü tanımadığını söylemem lazım. Açıkçası bu baktığınızda tabii ki rakiplerinde maskeli bir şekilde yüzü tanımının olduğunu söyleyelim. Bu noktada Samsung'un alması gereken bir yol var diye düşünüyorum. Özellikle dediğim gibi yüz tanımanın hızlı bir şekilde yüz tanımanın da açık olmasına rağmen arkadaşlar maalesef böyle bir durum var. Peki parmak izi okuma sensörü nasıl çalışıyor arkadaşlar? Hemen onu göstereyim. Ya tek kelimeyle muhteşem çalışıyor. Bunu çok net söyleyebilirim. Ya parmak izi okuma sensörü hani bakar mısınız? Çok hızlı. Bu noktada kesinlikle çok hızlı. En ufak bir sıkıntı size yaşatmıyor. Yani çok hızlı bir şekilde parmak izi okuma sensörünün olduğunu belirtelim. Fakat bu yan tarafa konulan parmak izi okuma sensörleri dediğim gibi gün içinde sizin yanlışlıkla bu telefonu tutarken ekranın açılmasına da sebep veriyor. Bu konuda da en azından dikkatli olmanızı size öneriyorum. Az önce size eleştirdiğim şeylerden bir tanesi neydi? Bu telefondaki arkadaşlar Android 10 sürümü ve One UI 2.1 olduğunu söyledik. Ama Android güvenlik yamasının 1 Ağustos 2020'de olduğunu buradan görebiliyoruz. Acaba yazılım güncellemesi yapmadık mı diye denedik. İndir ve yükle diyelim arkadaşlar. Bir güncelleme var mı diye bakalım. Acaba bizde mi bir problem var diye. Yazılımınız güncel diyor. Dediğim gibi bu noktada baktığınızda kesinlikle bu telefonun böyle bir problemi var. Yani hala Ağustos ayından beri güncelleme alamamış. Umarım en kısa sürede bu güncellemeyi de alır diye umut ediyoruz. Çünkü yine rakiplerine baktığımız zaman rakiplerinin bu güvenlik güncellemelerini güncel bir şekilde sunabildiğini bu fiyat segmentte görüyoruz. Burada önemli detaylardan bir tanesi herhalde burada arkadaşlar bu tema desteği. Yani Samsung bu tema desteğini zaten uzun yıllardan beri sunuyor. Telefonunuzu hakikaten çok fazla kişiselleştirebilmenize izin veren özelliklerden bir tanesi. Çok da güzel arkadaşlar. Burada hem duvar kağıtlarını hem de simgeleri İstediğiniz şekillerde değiştirme imkanına sahipsiniz. Bu da telefonunuzun daha özelleştirilmiş bir şekilde kullanılabilmesine olanak sağlıyor. iPhone sahipleri bunun ne demek olduğunu asla bilemeyecekler ama dediğim gibi Samsung sahipleri bunu çok rahat bir şekilde istedikleri gibi telefonlarını özelleştirebiliyorlar. Hatta burada Always On Display özelliğine ait yeni temaları da indirebiliyoruz. Çünkü uzun zamandan beri Samsung bu noktada Always On Display özelliğine de 3. parti geliştiricileri açtı ve birçok dediğim gibi burada Always On Display uygulamasını da indirip kullanma imkanına sahipsiniz. Birçok insan soracak burada abi navigasyon tuşuyla ilgili durum nedir diye. Hemen ekrana giriyoruz arkadaşlar. Burada tabi aydınlık ve karanlık modu kullanabiliyoruz. Burada parlaklık, adaptif parlaklık falan var. Mavi ışık filtresi var. Burada ekran modunu kendimiz istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki beyaz dengesini de ayarlama imkanına sahibiz. Burada arkadaşlar tabii ki navigasyon çubuğu var. Bu navigasyon çubuğunu istediğiniz gibi kullanma imkanına sahipsiniz. Burada daha fazla seçenek dediğiniz zaman da isterseniz burada üçlü bir şekilde kullanabiliyoruz. Ya da bu şekilde arkadaşlar sağdan kaydırmayla geri çıkarak buradan da ana menüye çıkarak bu şekilde kullanma imkanına sahipsiniz. Samsung'un One UI arayüzünü anlatmaya kalksak hep söylüyorum. Yani çok detaylı, çok güzel bir arayüz ve bu noktada saatler sürebilecek anlatarak saatlerimizi geçirebileceğiniz bir arayüz var arkadaşlar. Bu noktada dediğim gibi size en azından
Pil tarafında da bazı detaylar var. Bunları göstermek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar güç modu var. Pil güç modunu optimize, orta düzey güç tasarrufu ya da maksimum güç tasarrufu olarak kullanabiliyoruz. Burada da tabii ki adaptif güç tasarrufu, adaptif güç tasarrufu diye bir şey var arkadaşlar. Bu da gerekmediğinde sizin gücünüzü doğru bir şekilde optimize etmesini sağlayan bir uygulama. 7000 mAh pil gücüne sahipken de bunları çok fazla düşünmeye sahip değilsiniz arkadaşlar. Uygulama güç yönetimi diye bir özellik var arkadaşlar burada. Buradan da uyku moduna alınıp alınmaması gereken uygulamaların hangisi olduğuna karar verebiliyorsunuz. Mesela atıyorum telefonunuzdan bir güvenlik kamerası sistemi kullanıyorsunuz. Mesela burada uyku moduna alınmayacak uygulamalar moduna bunu alarak arkadaşlar onun sürekli olarak açık olmasını sağlayabilirsiniz. Bu belki sizin bir noktada pil tüketiminizi çok küçük bir miktarda arttırsa da arkadaşlar programın sürekli olarak hazır olması da burada oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Burada dediğim gibi uygulamaya özel pil optimizasyonu da kendiniz yapabilme imkanına sahipsiniz. Benim telefonun arayüzüyle ilgili genel anlamda söyleyeceğim şeyler bu kadar. Hadi biraz da kamera arayüzüne bakalım ve daha sonra da kamera örneklerini sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar arayüzle ilgili söylemek istediğim son bir şey daha var. Bu Game Booster denilen bir özellik var. Şimdi bu normalde rakiplere baktığımız zaman burada FPS'nin de görebiliyoruz ama maalesef Samsung bize bunu sunmuyor. Sadece burada pille ilgili duruyor. Sıcaklık izleme dediği bir şey var. Yani bu sıcaklık izlemeyi de nasıl kullanabiliyoruz? Nasıl bir seçenek bu? Onu da anlamış değilim ama burada dediğim gibi yani oyun sırasında engelleme diye bir şey var. Anlamış değilim. Yani herhalde bu sıcaklık arttığı zaman oyun sırasında engelleme diye bir şey var. Çok kullanamıyorum. Yani bu ekran dokunma kilidi var. Ekran alıntısını buradan kullanabiliyoruz ama ne derseniz deyin kesinlikle ama kesinlikle herhangi bir FPS'yi burada göremiyorum. Bundan dolayı kaç FPS aldığımızı açıkçası bilemeyeceğim. Game Booster özelliği de bana sorarsanız eksiklerden bir tanesi. Çünkü rakiplerinde en azından FPS'nin de kaç FPS olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorduk. Telefonun hemen kamerasını açalım. Kamerasını açtığımız zaman tabii ki en başa geçelim arkadaşlar. Bunu tabii ki özelleştirebiliyoruz bu barı. Yani bu aslında kendinize özel bir bar da yapma imkanı sahipsiniz. Tek bir çekim denilen bir çekim var. Buna bastığınız zaman arkadaşlar farklı farklı anlarda fotoğraflarınız çekiyor. Bu da dediğim gibi özellikle sosyal medya tarafında kullanılabilecek detaylardan bir tanesi. Tabii gece modu zaten var. Hem geniş açıda gece modu var hem de dar açıda var ama açıkçası yani bunu 64 megapiksellik kamerada kullanmanızı size öneriyorum. Fotoğraf moduna geçiyoruz arkadaşlar. Yine fotoğraf modunda burada baktığınız zaman geniş açı ve dar açıyı buradan kullanabiliyoruz. Burada da yapay zekanın, görsel zekanın açık ya da kapalı halde kullanma imkanına sahipsiniz. Yapay zeka dediğim gibi arkadaşlar buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yukarıda tabii ki zamanlayıcı var. Çektiğiniz fotoğrafın 9'a 16 ya da 4'e 3 olduğunu nasıl istiyorsunuz o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber bu Leap Photo denilen şeylerde işte fotoğraftan sonrasını işte çeken o özelliği de bunu da kullanabiliyoruz. Apple'daki o özellik buna da geldi. Burada da farklı filtreler var arkadaşlar. Bu filtreleri de kullanma imkanına sahipsiz. Ya açıkçası rakipler çok fazla yani burada filtreler getirdi, yeni filtreler getirdi. Samsung'un da buna uyduğunu görüyoruz. Burada kendi filtrelerimiz var. Bunları da kullanabiliyoruz. Bununla beraber tabii ki güzellik tarafında da eğer çektiğimiz bir insanın daha böyle cildinin daha güzel bir şekilde görünmesini istiyorsak buradan da bunu ayarlama imkanına yine sahibiz. Canlı odak dediğimiz şey arkadaşlar arka taraftaki blurlanma efektinin sağlandığı özellik budur. Makro modumuzu ben buraya aldım. Makro modumuzda hemen burada kullanabiliyoruz arkadaşlar. Makro modumuza geçtiğimiz zaman dediğim gibi farklı bir kameraya geçiş yapıyoruz ve onu kullanıyoruz. Tabii ki video modumuz var. Video modumuzda burada süper dengeleme denilen bu sistem açık. Bunu da kullanabiliyoruz. Hakikaten gimbal gibi bir seçenek bizlere sunuluyor. Burada da arttırılmış gerçeklikle ilgili buradan işte eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız burada daha farklı da yapabiliyorsunuz. Burada daha fazla seçeneği var. Bu daha fazla seçeneğinden arkadaşlar istediğiniz bir özellik varsa bunu buradan alıp ya da buradan buraya kaldırıp kullanma imkanına sahipsiniz. Bunu söyleyeyim yani bu noktada hakikaten de kendinize özelleştirmiş bir menüyü Samsung bize sağlamamızı sağlıyor gibi saçma sapan bir cümle. Birlikte bitireyim arkadaşlar. Ön kameraya geçelim. Ön kameraya geçtiğimiz zaman ön kamerada tek çekim var. Yine gece modumuz var ön kamerada. Fotoğraf var. Samsung uzun zamandan beri bu saçmalığı yapıyor. Saçmalık diyorum çünkü mesela burada geniş açı var. Burada dar açı var. Yani bu dar açıda kim selfie çekmek ister onu anlamış değilim. Yani geniş açıyı daraltmak çok kolay ama dediğim gibi böyle bir ikili bir seçenek var. Bu ikili seçenek de oldukça tuhaf açıkçası. Yine arka tarafın blurlanma seçeneğini var. Tabii ki burada makro modunun olmaması ön kamerada makro modu yok ama yine enteresan bir şekilde arkadaşlar aynı Xiaomi'deki bu arayüz saçmalığında yine bunu da görüyoruz. Yani madem ön kamerada makro modu yok arkadaşlar bu makro modunun burada ne işi var? Bunu da anlamış değilim. Tabii ki video modumuz var. Video modumuzda baktığımız zaman arkadaşlar arka kamerada arkadaşlar Ultra HD çekim olduğunu görüyoruz. Ön tarafta da arkadaşlar yine Ultra HD çekim olduğunu görüyoruz. Bu bence oldukça önemli detaylardan bir tanesi. Çünkü bu fiyat segmentinde hem önde hem arkada 4K çekim gücünü görmek çok mümkün değil.
Video sabitleme istediğimiz sistem burada zaten kendisi var ama dediğim gibi eğer istiyorsanız da bunu süper dengeleme modunda açarak daha fazla dengeleme haline kavuşabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Burada da benim telefonun kamera özellikleriyle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Telefonla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Kendi fiyat segmentinde kendi fiyatını hak eden telefonlardan bir tanesi Galaxy M51. Yani eğer bu dönemde almayı düşünüyorsanız hakikaten tercih edilebilecek Samsung telefonlarından bir tanesi. Birçok insanın ben mutlu ve mesut bir şekilde hayatına Galaxy M51 ile devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi ne yapalım? Gelin telefonla çektiğimiz örnek görselle sizlerle paylaşalım ve yorumlarınızı beklerim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Thank you.